Son dönemlerde biliyorsunuz bu tip olayların sayısı ve dozu da, yani şiddetin dozu da gün geçtikçe artıyor. Buna tepki göstermek ve kentimizde, bu kent bizimdir, bu kentte biz yaşamaya, kişisel özgürlüklerimizi yaşamaya ve yaşatmaya devam etmek istiyoruz şiarıyla bir araya geldik. 11 Temmuz'da Sur ilçemizde iki özel işletmeye silahlı ve ses bombalı saldırıda bulunulmuştur. 7 Temmuz tarihinde de iş yerlerine gelen bir grubun müşterileri giyim tarzı gibi konuları gerekçe göstererek iş yerlerinin faaliyetlerine son verilmesi, aksi durumda daha ağır saldırıların olacağı şeklinde tehditlerde bulundukları öğrenilmiştir. Özel ticari işletmelere yönelik toplumsal barış için tehlike oluşturan ve kentimizin birlikte yaşam kültürüne zarar verici, fiziki ve sözlü saldırılarda bulunulmasını asla kabul etmiyor ve en sert şekilde kınıyoruz. Farklı kültürlere, İnançlara ve yaşam tarzlarına sahip yurttaşların bir arada yaşadığı kentimizin birlikte yaşam kültürüne zarar verici saldırılara sessiz kalmayacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca etkin bir soruşturma yürütülmesi ve faillerin ivedilikle tespit edilerek yargılamanın yapılmasını ve genel güvenlik için tehlike oluşturan bu tür vakaların sıklıkla yaşandığı görülmekle, bu ve benzeri olayların tekraren yaşanmaması için önleyici güvenlik önlemlerinin alınmasını beklediğimizi ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Bu kent bizimdir. Bu kente bu tip müdahalelerin yapılmasını kabul etmiyor.